Amerika-Meksika Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferiyle sonuçlanan, büyük ölçüde bugünkü Amerika-Meksika sınırının belirlendiği bir savaştır. Savaşın en büyük sebebi, Amerika tarafından Teksas'ın ele geçirilmesi ve iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığıdır. Savaşın asıl sebebini oluşturan Teksas sorunu şu şekilde başladı. Amerika Birleşik Devletleri 1803 yılında Fransa'dan Louisiana topraklarını satın almıştı. Böylelikle Meksika topraklarının hakimi İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tanımlanmayan bir sınır doğmuştu. Meksika 1821 yılında İspanyol İmparatorluğunu ülkesinden uzaklaştırarak bağımsızlığına kavuşmuştu. Bu dönemde Teksas Meksika'nın bir parçasıydı. Meksika hükümeti ülkeyi güçlendirmek ve nüfusu artırmak için göçmen politikası başlattı ve kuzeyden Amerikalıların ülkeye girişine izin verdi. Fakat 1833 yılında başkan olan Santa Anna döneminde Teksas'ta işler tam tersine döndü. Santa Anna merkeziyetçi bir devlet adamıydı. İlk önce Teksas'a Amerikalıların girişini yasakladı. Meksika anayasasını değiştirerek Teksas'ta İspanyolca konuşulmasını zorunlu hale getirdi. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Teksas'ta kölelik yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Santa Anna'nın köleliği kaldırmaya girişmesi Teksas'ta yaşayan Amerikalıların ekonomisine ağır darbe vurdu. 1836 yılında Teksas Devrimi ismiyle Meksikalılara karşı bir isyan başladı. Santa Anna kişisel meselem diyerek harekete geçti. Teksas'ta çok kanlı olaylar yaşandı fakat Santa Anna çok asker kaybederek geri çekildi. Ülkesine döndükten sonra savaşa sebep olduğu gerekçesiyle sürgüne gönderildi. Böylelikle Meksika, Teksas'ta otoritesini kaybetmişti. Ardından Teksas tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Meksika en başından beri bu bağımsızlığı tanımadı. Ülkedeki Amerikalıların çoğu Teksas'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilhak edilmesini savunuyordu. Teksas'ı almak Amerika için topraklarını genişletmek ve batıya açılmak anlamına geliyordu. Amerika 1845 yılında Teksas'ın talebiyle bu toprakları ilhak etti ve 28. eyaleti olarak kendisine bağladı. Petrol zengini Teksas, günümüzde gerekli çoğunluğu sağladığı takdirde Birleşik Devletler'den ayrılma hakkına sahip olan tek eyalettir. Bayrağına bağımsızlığını kazanması ve eskiden bağımsız bir cumhuriyet olduğunu hatırlatması amacıyla yalnız yıldız anlamına gelen Lone Star State lakabı verildi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Polk, tartışmalı Teksas konusunu görüşmek ve Meksika'nın elinde bulunan New Mexico ile Kaliforniya'nın satın alınmasını görüşmek üzere John Slidell'i Meksika'ya gönderdi. General Zachary Taylor, Ekim ayında 3500 Amerikan askeriyle sınırı korumak için Nueces nehrine geldi. ABD'li yayılmacılar Meksika hükümetiyle görüşemiyordu. Çünkü bir yıl içerisinde Meksika'da başkanlık 4 kez, Savaş Bakanlığı 6 kez, Maliye Bakanlığı ise bir kez el değiştirmişti. Ülke karışıktı. Ayrıca Meksika kamuoyu topraklarının parayla satılmasını onur zedeleyici olarak gördükleri için bu fikre yanaşmıyordu. Demokrat Parti üyesi Başkan Polk, barış yoluyla ya da silah zoruyla ülke topraklarının genişlemesi gerektiğini savunuyordu. Ülkenin güneyinde inanılmaz hızlı ve yoğun yapılan pamuk üretimi toprağı fakirleştirmişti. Talebin karşılanması için yeni topraklara ihtiyaç vardı. 1800'lü yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu bölgelerinde tarıma dayanan bir ekonomi gelişmişti. Beyazlar büyük çiftliklerde yaşarken pamuk, tütün ve şeker kamışı yetiştirmek için gereken iş gücü Afrika'dan getirilen kölelerden sağlanıyordu. Ülkenin kuzeyinde ise sanayi gelişmişti ve köleliğe ihtiyaç yoktu. Ülkenin batı ve güney yönünde genişlemesi köleliğe karşı olanlar tarafından endişeyle takip ediliyordu. Çünkü tarım alanları genişledikçe köleliğe duyulan ihtiyaç da artacaktı. Amerika'nın ikinci büyük siyasi partisi olan Whig Partisi, Demokrat Parti'nin ve Başkan Polk'un politikalarına karşı geliyordu. Köleciliğin yeni topraklara yayılmasından endişe duydukları için Meksika ile bir savaşa şiddetle karşı çıktılar. Whigs'ler, ekonomiyi daha fazla toprak genişletme ile değil, sanayileşme ve serbest ekonomi ile güçlendirmek istiyorlardı. Meksika yöneticilerinin başkan tarafından gönderilen elçiyle görüşmeyi reddetmesinden sonra General Zachary Taylor 1846 yılının ocağında emrindeki birliklerle Nueces ile Rio Grande nehirleri arasındaki tartışmalı bölgeyi işgal etme emri aldı.
Birlikleri Nueces nehrini geçtikten sonra Meksika'nın geri çekilin talepleri karşılıksız kaldı. General Rio Grande yakınlarında bir kale inşa etti. Amerika'da Meksika'ya yönelik bir savaş açılması konuşuluyordu. Başkan Polk'un istediği ve hedeflediği bir gelişme yaşandı. 2000 kişilik Meksika birliği Nisan ayında Rio Grande nehrini geçerek generalin ileri birliklerini yok etti. General başkentte yaptığı konuşmada Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri topraklarında Amerikan kanı akıttığını anlattı. Yapılan oylamada oy çokluğu ile Amerikan Kongresi Meksika'ya savaş ilan etti. 1846 yılının Mayıs'ında iki taraf arasında göğüs göğüse şiddetli çarpışmalar yaşandı. Meksikalılar silah gücünü bırakarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Kamuoyundaki derin bölünmeye rağmen ABD birlikleri sayıca daha fazla olan Meksika kuvvetlerini bütün büyük önemli çarpışmalarda yenilgiye uğrattı. Amerikan ordusunun bu üstünlüğü şüphesiz ordunun modern top ve tüfekler ile donatılmasından kaynaklanıyordu. Taylor, Rio Grande'yi geçti ve Meksika topraklarının kuzeydoğusunda savaşlara başladı. Küba'da sürgünde bulunan Santa Anna, Texas'ı Meksika için geri almak üzere sürgünden çıkmak istediğini bildirdi. Ordu komutanı sıfatıyla kuzeye hareket etti. Santa Anna kendisini Meksika savunmasına adayarak siyasete girmekten kaçındı. Amerikalıların önerdiği parayı reddederek "Düşmanlarım ana vatanıma ihanet edebileceğime inanacak kadar saflar," diyordu. 1846 Eylül'ünde General Zachary Taylor, Rio Grande nehrini geçtikten sonra Camargo'yu işgal etti. Baskınlar ve hastalıklar sebebiyle büyük kayıplara uğrasa da güneye ilerleyerek Monterrey şehrini kuşattı. Generalin hedefi olabildiğince güneye ilerleyerek Meksikalıları barış yapmaya zorlamaktı. 1847 Şubat'ında Santa Anna 20 bin adamıyla generale yaklaşıyordu. Dar geçitlerde gerçekleşen Buena Vista Muharebesi'nde her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Amerikan savunmasını oldukça zorlayan Santa Anna, ordusunun yorgunluğunu dikkate alarak geri çekildi. Tarihçiler bugün Santa Anna'nın ertesi gün hatları zorlaması halinde savunmayı büyük oranda aşabileceği yönünde hemfikirdir. Başkan Polk, savaşın sona erdirmenin Meksika'nın kalbi olan Meksiko şehrini işgal etmekten geçtiğini biliyordu. Taylor'ın ordusunu güçlendirmek yerine General Scott komutasında ikinci bir orduyu Meksika'ya gönderdi. Ordu deniz yoluyla Veracruz limanına nakledildi. General 12 bin asker ile Mart 1847'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk büyük amfibi çıkışını gerçekleştirdi. Meksikalı şehrin savunucuları zayıf topçu ateşleriyle karşılık verseler de 12. günün sonunda teslim olmak zorunda kaldılar. Başkentin tehlikeye düşecek olmasından dolayı Santa Anna, Scott'un ordusunu karşılamak için harekete geçti. Amerikan ordusuyla savaşmak için Kerra Gordo bölgesine geçti. Dağlık arazide Scott, Santa Anna'nın ordusunu çevirme harekatı yaptı. 18 Nisan'da Meksika ordusu büyük bir bozguna uğramıştı. General Puebla şehrine girerek ele geçirdi. Amerikan ordusu Puebla'da yapılan gece baskınlarıyla oldukça büyük kayıplar verdi. General bölgede otoritesini sağladıktan sonra 1847 Ağustos'unda Meksiko City'ye ilerledi. Amerikalılar Santa Anna'nın birliklerinin bozulduğunu düşündükleri için zorlanmadan başkente girebileceklerini düşünüyorlardı. Bu düşüncelerinin aksine başkent savunması iki büyük savaşa sahne oldu. Meksikalıların direnişi bir sonuç vermemiş, başkent Eylül 1847'de düşerek Amerikalıların eline geçmişti. Savaş her iki tarafın ateşkes ve barış görüşmeleri aşamasına gelmişti. Kuzeyde Albay Stephen Kearny, New Mexico bölgesini hiçbir direnişle karşılaşmadan ele geçirdi. Kaliforniya'da New Mexico'ya nazaran silahlı direnişler olsa da bölge Amerika tarafından işgal edilmişti. Amerika, Kaliforniya'yı ele geçirerek Pasifik Okyanusu'na açılma fırsatı yakaladı. Santa Anna kendisine bağlı son birliklerle 9 Ekim'de Puebla'yı kuşattı. Son savaşını da kaybetmesinin ardından Meksika hükümeti tarafından birliklerin idaresini devretmesi istendi. Yine sürgün yolu gözüken Santa Anna 1860'lı yıllarda bile ülkesine geri dönebilmek ve kaybettiği gücü tekrar yakalayabilmek için uğraşacaktı. 45 yıl Meksiko yönetiminin içinde bulunan ve Batı'nın Napolyon'u olarak anılan Santa Anna birçok başarının yanında büyük hüsranlara da uğradı.
Amerika, Orta Meksika'da bulunan yoğun nüfusu himaye etmek istemiyordu. Mevcut Meksika hükümeti de Amerikan askerlerinin geri çekilmesi karşılığında kuzey bölgelerinin Amerika'ya verilmesini göz yumacaklardı. Barış görüşmelerini yürütmek üzere Scott'un kuvvetleriyle birlikte Meksiko'ya giden Nicholas Trust, Meksika'da yeni bir yönetimin kurulmasının ardından 2 Şubat 1848'de Guadalupe Hidalgo Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmayla Rio Grande ile Gila nehirleri Amerika ve Meksika arasındaki sınır kabul edildi. Antlaşmayla Meksika, bugünkü Arizona, Kaliforniya ve Colorado'nun batısını, Nevada, New Mexico, Texas ve Utah'ı kapsayan toplam 1.36 milyon kilometre kare toprak Amerika'nın olmuştu. Meksika bu büyük toprakları 15 milyon Amerikan doları karşılığında ABD'ye bıraktı. Bu para görünürde savaşın fiziksel hasarı için ödenmişti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Nicholas Trust tarafından imzalanan antlaşmayı 14 red'e karşı 38 evetle onayladı. Amerikalılar Rio Grande nehrinden Büyük Okyanus'a kadar uzanan geniş Meksika topraklarını bu savaş ile ele geçirdiler. Meksika 1836 öncesi topraklarının %54'ünü kaybederek Amerika karşısında oldukça büyük darbe aldı. Amerika-Meksika Savaşı hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Meksika'da iç savaşın başlamasında büyük etkisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri 1820 Missouri Uzlaşması'yla ülke içinde köleciliğin yayılmasını durdurmuştu. Fakat geniş Meksika topraklarının ABD topraklarının eklenmesiyle Whiglerin öngördüğü haliyle köleliğin yayılması sorunu yeniden canlandı. Kölecilik meselesi de Amerika İç Savaşı'nın çıkmasının en büyük dinamiklerinden birini oluşturacaktı. Bir imparatorluğun sonu, başka bir imparatorluğun doğuşu olan 1898 Amerika-İspanya Savaşı, sonuçları bakımından hem dünyayı hem de her iki ülkenin kaderini derinden etkileyen bir savaş olmuştur. Amerika, İspanya ile savaşı sonunda imparatorluk ve büyük devlet statüsü kazanırken, İspanya 400 yıl boyunca yönettiği Amerika ve Asya'daki deniz aşırı imparatorluğunu kaybetti. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olarak veya videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz. İç pazarını, iç siyasetini ve ulaşım hatlarını düzene sokan Amerika Birleşik Devletleri, 1890'lardan itibaren Pasifik adalarına göz dikmeye başlamıştı. Bu döneme kadar Amerika'da endüstrileşme o kadar hızlı artmıştı ki ülke, fazla üretimini elden çıkarmak, ham madde bulmak ve yeni yatırımları ele geçirmek için okyanus ötesine çıkmak istiyordu. Körfez'den okyanus açılabilmesi için Küba toprakları oldukça önem taşıyordu. Bu sebeple Amerikan Başkanı Polk henüz 1848 yılında adayı İspanyollardan satın almayı denemişti. 1881 tarihli bir rapora göre Küba sadece siyasi olarak İspanya'ya bağlıyken ekonomik ve sosyal yönden Amerika'ya bağlanmıştı. Küba'da yüksek verimde üretilen kahve, kakao, şeker ve tütün Amerika için önemli ham madde kaynaklarıydı. Adadaki genel duruma gelecek olursak, Kübalılar İspanyollara karşı 1868-78, 1883, 1885 ve 1895'te ayaklanmışlardı. Bu ayaklanmaların en önemli sebebi İspanyolların önemli mevkilerde kar getiren işleri yönetmeleriydi. Ayrıca İspanya, Küba kolonisinde vaat ettiği siyasi ve ekonomik reformları bir türlü yerine getirmiyor ya da getiremiyordu. 1895 yılında Küba, İspanyol emperyalizmine karşı daha düzenli ve planlı olarak bir bağımsızlık mücadelesine başladı. Küba'ya sevk edilen birliklerle beraber adadaki toplam İspanyol askeri sayısı 100 binin üzerine çıkmıştı. Kübalı savaşçılar adanın doğusundan başlayarak savaşı zengin olan Orta ve Batı vilayetlerine taşıdılar. İspanya dağınık olarak mücadele eden isyancı grupları ele geçiremedi. Kübalı isyancıların sayısı 25 binden fazlaydı ve küçük gruplar halinde saldırıyorlardı. Amaçları İspanya'nın tarım ve ticaretini vurarak geri çekilmeye zorlamaktı. İspanya'nın gönderdiği Kral Naibi ayaklanmayı bastırmak için sert yöntemler uyguluyordu. Bu baskı basın yoluyla Amerika'da sürekli dile getirilir olmuştu.
Amerikan kamuoyu da Küba'da isyancılara destek vermeye başlamıştı. 1896'da Amerikan başkanı seçilen McKinley de Küba topraklarını İspanya'dan satın alarak sorunları çözme girişimi başarısız oldu. 1897 yılına gelindiğinde İspanya Küba'daki karışıklığa son vermek için Kübalıların kendi kendilerini yönetebileceklerini tanıyan bir bildiri yayınladı. Bu şekilde Amerika müdahalesini gerektiren nedenleri ortadan kaldırmak istiyordu. Küba bağımsızlık serüveninin efsanevi lideri başta José Martí gibi aydınlar yalnızca Küba'nın değil tüm Karayip adalarını özgürlüğüne kavuşturmak istiyordu. José Martí İspanyol hakimiyetinden çıkarken ülkenin Amerikan hakimiyetine girmesinden de endişe duyuyordu. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri USS Maine isimli savaş gemisini adadaki Amerikan vatandaşlarını ve mülklerini korumak üzere Havana'ya gönderdi. Bu gemi 15 Şubat 1898'de Havana limanında beklerken büyük bir patlama sonucunda battı. Gemide bulunan 2 subay 264 er öldü. Geminin bir mayına isabet ederek battığı söylenirken İspanya hükümeti limanda mayın olmadığını ve bu patlamadan İspanya'nın sorumlu olmadığını söyledi. Küba'da ayaklanmanın sona ermemesi, adada yaşanan ölümler, üretim alanlarının tahrip edilmesi, Amerikan ekonomisinin zarara uğraması, İspanya'nın özerklik vaadinde oldukça ağır davranması Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya askeri müdahalede bulunmasına zemin hazırladı. 5 Nisan'da başkan başkonsolosunu Küba'dan geri çekti. Amerika'nın müdahale etmesini istemeyen İspanya 9 Nisan'da ateşkes ilan etti. Özerklik programını hızla uygulamaya başladı. Hemen ardından Amerikan Kongresi Küba'nın bağımsızlık isteğini desteklediğini ve İspanyol askerlerin adadan çekilmesi gerektiğini duyurdu. Amerika'nın Küba'yı ilhak etme gibi bir niyetinin olmadığını söylemekle birlikte Küba halkını özgür ve bağımsız hale getirmek için Amerikan başkanına kuvvet kullanma yetkisini tanıyan karar tasarısını onayladı. 11 Nisan'da Başkan McKinley yaptığı konuşmada insanlık, uygarlık ve Amerikan çıkarları adına Küba'ya müdahale edeceğini duyurdu. Birleşik Devletler Küba'da olayları yatıştırma görevi sona erince adanın yönetim ve denetim işini oranın halkına bırakacağını ilan eder. Kararı kabul edildi. İspanya İmparatorluğu kendi topraklarından, ana karasından çok uzaktaki bir bölgede aynı zamanda Amerika gibi bir güce karşı savaşmaya hazır değildi. Fakat 400 yıldır yönettikleri bu toprakları da savaşmadan terk etmeleri kabul edilemezdi. İspanya, Amerika'nın verdiği kararları duyduktan sonra 24 Nisan'da Amerika'ya savaş ilan etti. Amerika'da ertesi gün 25 Nisan'da İspanya'ya savaş ilan ettiğini duyurdu. Amerikan İç Savaşı'ndan beri ayrılık yaşayan ülkenin güney ve kuzeyi birleşti. Güney Konfederasyon Ordu Komutanı Joe Wheeler, Küba'ya gönderilen Amerikan birliklerinin komutanı oldu. İlk sıcak karşılaşma da Filipinler'de gerçekleşti. 1 Mayıs 1898'de Tuğamiral George Evey komutasındaki ABD filosu, Filipinlerin Manila Körfezi'nde demirle bulunan İspanyol filosunu tümüyle imha etti. Amerikan topçusu tarafından kıyı topları susturuldu. Manila kentinin Amerikan ordusu tarafından tamamen ele geçirilmesi Ağustos ayında gerçekleşti. 22 Haziran'da adaya ulaşan Amerikan askerleri Küba'ya ayak basmaya başladılar. Hem kara hem deniz savaşlarının en yoğun olduğu bölge Santiago çevresinde yaşandı. Santiago limanında İspanyolların Karayip filosu demirli bulunuyordu. 3 Temmuz'da General William komutasındaki Amerikan birlikleri limanın doğusundan karaya çıkmaya başladılar. Limana ulaştıktan sonra Amerikan topçuları gemileri vurmaya başladı. İspanyollar filolarını limandan çıkarmaya ve batıya doğru geri çekmeye başlamıştı. Açık denizde onları Amerikan gemileri bekliyordu. Tüm İspanyol gemileri ya yanarak ya da batarak karaya oturdu. Santiago kenti 17 Temmuz'da tamamen Amerikalı generale teslim oldu. Aynı ay içerisinde Amerikan ordusu Puerto Rico'ya çıktı.
Amerika ile barış görüşmeleri, İspanyol hükümetinin gayreti ve Washington'da bulunan Fransız elçisi aracılığıyla 26 Temmuz'da başladı. 10 Ağustos'ta taraflar arasında Paris Barış Antlaşması imzalandı. İspanya, Küba'daki bütün haklarından vazgeçti. İspanya, Porto Rico ve Guam adasını Amerika'ya devretti. İspanya, Filipinler üzerindeki egemenlik hakkını 20 milyon dolar karşılığında Amerika'ya devretti. 10 hafta içinde Amerika, İspanya'nın elinden koca bir imparatorluk ünvanını çekip almıştı. Sonuçları bakımından bu savaş her iki ülkenin de kaderini derinden etkiliyordu. İspanya İmparatorluğu uğradığı bu büyük tarihi yenilgiden sonra kendi iç sorunlarına yönelerek yüzyıllardır sürdürdüğü sömürgecilik faaliyetlerinden vazgeçti. Ülkede kültür, sanat ve edebiyat faaliyetleri hızla gelişirken 20 yıl süre içerisinde büyük bir ekonomik ve sosyal gelişme gösterecekti. Öte yandan önemli bir zafer elde eden Amerika Birleşik Devletleri geniş bir alana yayılmış, deniz aşırı toprakları olan büyük bir imparatorluk haline gelmişti. Amerikan silahları zaferler kazanınca emperyalist duygu şahlanmış ve yangın gibi yayılmıştı. Artık Amerika'nın bu yeni konumu Avrupa'da belirleyici bir rol oynama olanağını sağlayan bir süreci başlatmıştı. Savaşın sonunda Küba'nın durumuna bakacak olursak ulusal servetlerinin 3'te 2'sini, nüfusunun da 4'te 1'ini kaybederek çok büyük zarar gördüler. Adada Küba-Amerikan ilişkilerinde düzenlenmesi için bir komisyon kuruldu. Amerikan Kongresi'nin baskıları sonucunda oluşturulan Küba Anayasası'na şu maddeler eklendi. Küba, başka bir devlet ile askeri amaçla anlaşma yapmayacaktır. Küba, Amerika'ya askeri üs verecektir. Amerika Birleşik Devletleri, Küba'nın bağımsızlığını korumak amacıyla Küba'ya müdahale etme hakkına sahiptir. Eklenen bu maddeler hiç de söylendiği gibi Küba halkını tam özgür ve bağımsız hale getirmiyordu. Küba halkı ise bağımsızlıklarını 30 yıl süren devamlı mücadeleleri sonunda kazandıklarını biliyordu. Amerika'nın adadaki bu baskısı ve hakimiyet kurma isteği iki ülke arasında bugüne kadar devam eden sorunların başlangıcıydı. Küba'nın en başta gelen politikacılarından olan Juan Gomez, Amerika'nın Küba'ya müdahale etme hakkını 1901 yılında şu sözlerle eleştirmişti. Bağımsızlığın ne zaman tehlikeye girdiğini ve böylece onu korumak için ne zaman müdahale etmek gerektiği kararını Birleşik Devletlere bırakmak, gece ya da gündüz, diledikleri zaman iyi ya da kötü niyetle girebilmeleri için evimizin anahtarını teslim etmek demektir. Amerika 1902 yılına kadar Küba'yı işgal altında tuttu. Küba kısa süren Amerikan yönetiminin ardından bağımsızlığını kazanmakla birlikte 1934'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi, ekonomik ve askeri denetimi altında kalacaktı. Filipinler, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda bulunan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Bu ülke irili ufaklı tam 7641 tane ada ve adacıktan oluşmaktadır. Ülkeyi oluşturan 3 ana kara parçası Luzon, Visayas ve Mindanao adalarıdır. Filipinler, Çin ve Japonya'ya yakınlığı dolayısıyla Amerika için stratejik bir öneme sahipti. Filipin-Amerikan Savaşı 1899-1902 tarihleri arasında bağımsızlığını ilan etmek isteyen Filipinler ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşen, sayısı 1 milyonu geçen sivil kayba neden olan bir savaştır. Filipinlerin güneyinde yaşayan Moro Müslümanları Abdülhamid'in talebiyle uzlaşma yoluna gitse de gelişen süreçte Amerika'ya karşı direnişler 1915 yılına kadar devam etti. ...1521 yılında Filipinlere Magellan'ın gelmesiyle ülkede İspanyol sömürgeciliği başlamıştı. 1543'te İspanyol kaşif Villalobos bu takım adalara İspanyol Kralı 2. Filip'in onuruna Filipin Adaları anlamına gelen Las Islas Filipinas adını vermişti. İspanyollar bölgeye gelene kadar adalarda hızlı bir İslamlaşma süreci yaşanmıştı.
1450 yılında kurulan Sulu Sultanlığı ile 1515'te kurulan Maguindanao Sultanlığı ilk İslami yönetim birimleriydi. Filipinler 300 yıldan daha fazla bir süre İspanyol İmparatorluğu'nun parçası olarak kaldı. Bu süreçte katı bir Katolik misyonerlik faaliyetleri sonucunda İslamiyet'in Manila'daki gücü kırıldı. İspanyollar Manila'yı Doğu Hint adalarındaki kolonilerinin yönetim merkezi olarak kullandılar. Müslümanlar güney kısımda tutunabildiler ve İspanyol sömürgeciliğine karşı direnişlerini sürdürdüler. Bölgedeki Müslümanlar Moro ismiyle anılıyordu. İspanyol-Moro savaşları sömürgeciliğe karşı sürdürülen en uzun mücadelelerden biriydi. XIX yüzyılın sonlarına gelindiğinde ülke ekonomisindeki kalkınma isteği ve yerel halkın özgürlük talebi Filipinler'deki yenilik hareketlerini güçlendirmeye başladı. Ülkedeki sömürge yönetimini yıkma düşüncesi 1872 yılında 3 rahibin insanları azdettirmek suçuyla idam edilmesinden sonra iyice alevlendi. Avrupa'da eğitim gören reform yanlısı Filipin gençlerinin ülkelerine dönmesi milliyetçilik akımlarını hızlandırmıştı. Marcelo del Pilar, José Rizal ve Mariano Ponce Filipinler'de yapılacak reformlar için çalışmalara başladılar. Bu faaliyetlerden sonra Rizal 1896 yılında isyan çıkarmaya teşvik suçlamasıyla İspanyollar tarafından idam edildi. Filipinler'de oluşturulan silahlı örgütler İspanyol hükümetinden bağımsızlık talep ediyordu. Bu silahlı örgütlerden biri Bonifacio yönetimindeki Katipunan örgütüydü. Bu örgüt 1896 yılında Filipin devrimini başlattı. Daha sonra bu örgütün başına Emilio Aguinaldo getirildi. ...1898 yılında Küba'da İspanya-Amerika Savaşı başlamıştı. Sürgüne gönderilen Filipin bağımsızlık lideri Emilio Aguinaldo, Singapur'da Amerikan yetkililerle görüştü. İspanya'ya karşı savaşta ABD'ye yardımcı olacak hem de ülkesinin bağımsızlığı için çalışacaktı. Bu savaşın şiddeti Filipinlere kadar taşınmıştı. Aguinaldo 19 Mayıs 1898'de sürgünden döndü, İspanyollara karşı mücadelenin yeniden başladığını duyurdu. Aguinaldo 12 Haziran 1898'de Filipinlerin İspanya'dan bağımsızlığını Cavite'de ilan etti. Emilio Aguinaldo liderliğinde Filipin ordusu yaşanan çatışmalardan sonra Luzon Adası'nın Manila merkezi hariç tamamını ele geçirdi. İspanya-Amerika Savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Manila'da bulunan İspanyol donanması Amerikan donanması tarafından yok edildi. Savaşın sonunda İspanya, Filipinleri Amerika'yı bırakmayı kabul etti. İspanya bu savaşta Amerika kıtasındaki bütün kolonilerini yitirerek deniz aşırı imparatorluk unvanını kaybetmişti. Buna karşılık Amerika 1898 Paris Antlaşması uyarınca İspanya'ya 20 milyon dolar tazminat ödedi. Amerika'nın henüz yeni kurulan 1. Filipin Cumhuriyeti'ni tanımayacağı çok açıktı. İspanyolların adadan uzaklaştırılmasından sonra Filipin Halk Uyanış Hareketi hızlı bir şekilde genişledi. Bu süreçte ülkenin adı Filipin Cumhuriyeti olarak kararlaştırıldı. Bu hareket sonucunda Filipin Cumhuriyeti kuruldu. Devlet Başkanı Aguinaldo seçildi. Filipinlilerle Amerikalılar arasında zaten çok da dostane olmayan ilişkiler bu bağımsızlık ilanıyla bozuldu. Bağımsızlık savaşı Emilio Aguinaldo önderliğinde başladı. Manila önemli bir liman kentiydi. Filipinlerle Amerikalılar arasında kaçınılmaz olan çatışma 4 Şubat gecesi patlak verdi. Çatışmalar başlar başlamaz Aguinaldo Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti. Filipinlerin bağımsızlık isteğine karşı Amerika da bu yeni kurulan cumhuriyete savaş ilan etmişti. Çünkü İspanyollar anlaşma gereği Filipinleri Amerika'ya bırakmıştı. Filipinliler çatışmalarda Amerikalılar karşısında tutunamadı ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Filipin hükümeti kuzeye çekilirken Amerikan ordusu bölgeye yeni takviye birlikler gönderdi.
Filipinlerin alınması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya'daki ticari ve askeri çıkarlarının gelişmesinde büyük öneme sahipti. Filipinler'de Amerika, sadece Hristiyan Filipinlerin değil, Müslüman grupların da şiddetli direnişiyle karşılaştı. Amerikan basınına göre İspanyol sömürgeciliği istemeyen Filipinlilerin Amerikan güçlerine karşı direnişi beklenmiyordu. Fakat bu yazıldığı gibi olmadı. Amerika Birleşik Devletleri İspanya gibi bir devlet ile büyük bir savaştan yeni çıkmıştı. Filipinler'de kendi hakimiyetini istemeyen gruplarla savaşmak istemiyordu. Burada savaşan Moro Müslümanlarıyla nasıl baş edileceğini ise bilmiyordu. Morolar sayısı 2 milyon kişiyi bulan Filipin adalarının güneyine yerleşmiş bir halktı. Bugün ise bu halkın sayıları 10 milyonun üzerindedir. Morolar neredeyse 350 yıldır İspanyollara karşı direniş halindeydi. Morolar, Mindanao'nun Moro bölgeleri, Samar Adası ve Bicol bölgesi en isyancı bölgelerdi. ABD Dışişleri Bakanı John Milton'ey, İstanbul'da bulunan Amerikan elçisi Oscar Strauss'u Sultan Abdülhamit ile görüşmesi için onun yanına gönderdi. Elçiden Osmanlı Sultanı ve İslam Halifesi 2. Abdülhamit'ten, Sulu Sultanlığında bulunan Moro Müslümanlarını silahlarını bırakmaları için ikna etmesi yönünde bir istekte bulundu. Sultan ile görüşmeler gerçekleştiren Strauss, Amerikalıların İslam'a savaş açmadıklarını ve Filipin Müslümanları hakkındaki bilgileri Sultan'a iletti. Strauss'un ifadelerine göre Sultan 2. Abdülhamit Filipinler'de Müslümanların yaşadığını bilmediğini beyan etmiş ve Mekke'ye bir telgraf çekerek burada hac ibadeti yapan Filipinlilere bir mesaj göndermiştir. Filipinli Müslümanlar Abdülhamid'i Müslümanların halifesi olarak kabul ediyordu. Elçi Strauss, Sultan Abdülhamid'in Sulu Müslümanları hakkında az şey bildiğini, onların Sunni olup olmadığını, hacca gidip gitmediklerini sorduğunu aktarır. Filipinli Müslümanlar Sultan aracılığı ile direnişe son verdikleri takdirde İslami inançlarının rahatsız edilmeyeceğine dair güvence aldılar. Sultan Abdülhamit Müslümanların isyancıların yanında yer almamalarını tavsiye etti. Strauss'un aktardığı bilgilere inanacak olursak Osmanlı Sultanı ve Halifesi Sulu Müslümanlarını Amerikan ordusu yanında olmaları ve isyancılara destek vermemeleri halinde dini özgürlüklerinin muhafaza edileceğini temin etti ve onlara öğütler gönderdi. Sulu Müslümanları bu şekilde Aguinaldo'ya katılmayı reddettiler. Amerikan idaresi altında Filipinli Müslümanlar 350 yıldır yaşadıkları İspanyol baskısından kurtulup dini bir özgürlüğe kavuşmuşlardı. Fakat bu özgürlük çok uzun sürmeyecek, çatışmalar yeniden başlayacaktı. Amerikan Devlet Başkanı McKinley, Strauss'a kişisel bir teşekkür mektubu göndermiş ve en az 20 bin askeri kurtardığını söylemişti. Filipinlerin Amerikan idaresi altına alınması oldukça önemliydi. Strauss'a göre İngiltere haricinde bütün Avrupa Amerika'ya karşıydı. Türkler ise Filipinler'de Amerika'nın yanında yer almışlardı. Amerika Birleşik Devletleri Sulu Sultanlığını savaşın dışına çıkarmak için onlarla Biram-Bates Antlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma ile sultanlık iç işlerinde ve yönetimde özerklik hakkı elde etti. Amerikalılar Kuzey Hristiyan Filipinlilere boyun eğdirdikten sonra anlaşmayı geçersiz kılacak, Moroların saldırıları engellemediğini iddia ederek Moro topraklarını işgal etmeye başlayacaktır. 1915 yılında Amerikalılar Sulu Sultanlığının tüm yetkilerini elinden alarak sultanlığın egemenliğine son verecektir. Morolar 1946 yılında Amerikalılar çekilirken yönetimi Hristiyan Filipinlilere bırakana kadar sessizliklerini korudular. Yönetimin Hristiyanlara geçmesiyle beraber tekrar bağımsızlık mücadelesine başladılar. Savaştan sonra Amerikan himayesine giren Filipinli Müslümanlardan Hacı Abdullah Nono ve 58 lider arkadaşı 1812 tarihinde Sultan Reşad'a bir mektup gönderdiler. Mektupta, "Bizler ki İslam'ın evlatlarıyız. Buna binaen sizin aciz kullarınız olarak naçizane arzumuz şudur ki kudretli sultanımız bizim akval ve amellerimizi müşahede etmek maksadı ile Moro vilayetine bir mümessil göndersin.
ve bizi şu iki hususta talim etsin. Fıkkı İslam ve adeti İslamiye'yi Amerikan kanun ve adetleriyle nasıl birleştireceğimiz hususu ile Allah'ın kelamı doğrultusunda amel ederek Kur'an-ı Kerim'i ve Resul-i Ekrem'in hadislerini şiar edinerek dini Muhammediye'yi nasıl inşa ve iltizam edeceğimizi öğrenelim demişlerdi. Hacı Abdullah Nono ve diğer liderlerin yazdığı mektupta Osmanlı padişahı yüceltilmiş ve onlar Osmanlı otoritesi tabiyetinde olduklarını beyan etmişlerdi. Çatışmaların en şiddetli olduğu dönemlerde Filipinler'de 126 bin Amerikan askeri bulunuyordu. Buna karşılık bağımsızlık savaşına destek veren ve bağımsızlık için mücadele eden hem Hristiyan hem Müslüman 80 bin Filipin askeri savaşıyordu. Amerikan yönetimi 1. Cumhuriyeti oluşturan alt devletçikleri baskı altına aldı ve güçlerini kırdı. Amerika'ya baş kaldıran Tagalog Cumhuriyeti, Negros Cumhuriyeti ve Zamboanga Cumhuriyetleri varlıklarını devam ettiremediler. 1899 Kasım'ında Filipinler daha kalabalık ve silah bakımından daha donanımlı Amerikalılara karşı gerilla savaşı yapmaya karar verdiler. Amerika'ya karşı bağımsızlık savaşı yaklaşık 3 yıl devam etti. General Frederick Fonson komuta ettiği harekat sırasında General Aguinaldo'yu Luzon'un kuzeyinde Palanan'daki gizli karargahında sıkıştırdı. 23 Mart 1901'de general yakalanarak esir düştü. Amerikan hükümeti kendisine sadakat yemini eden Aguinaldo'yu bağışladı. Aguinaldo da siyasi yaşamdan çekildi. Kuzeyde hakimiyetini sağlayan Amerikan ordusu güneye Morolar üzerine yürüdü. Morolar daha çok pusu kurarak savaşıyordu. Bayak Muharebesi, Bacolod Muharebeleri, Malalak Nehri Muharebeleri, Taraka Muharebeleri, Bukbaksak Muharebeleri ve Dukdajo Muharebeleri çok çetin geçti. Mark Twain, Buddajo muharebesini eleştiriyor ve şöyle diyordu. Nasıl bir muharebeydi? Bir muharebe ile benzerliği yoktu. 4 günlük işimizi bu aciz insanları katlederek temizledik ve tamamladık, diyordu. Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt, Filipin ayaklanmasının sona erdiğini, Filipinler'deki düşmanlıkların durdurulduğunu ilan eden bir bildiri yayınladı. Resmi olarak savaş 4 Temmuz 1902 tarihinde sonlandı. Ancak Filipin ordusu Amerika Birleşik Devletleri ordusu ile 1913 yılları sonuna kadar çatışmaya devam etti. Savaşın sonunda Amerikan ordusu 4196 kayıp vermişti. Filipin ordusu ise 20 bine yakın insanını kaybetmişti. 6 Ağustos 1903'te Moro Eyaleti Valisi ve Mindanao Genel Komutanlığına tüm General Leonard Wood atandı. Onun valilik dönemi en kanlı ve en sert geçen dönem oldu. Moro krateri katliamı da onun döneminde yaşandı. Bu bağımsızlık savaşı çeşitli kaynaklara göre yaklaşık 200 bin kişiyle 1,5 milyon arasında değişen Filipin sivilin ölümüne neden oldu. Filipinler bu savaşı bir soykırım olarak nitelendirmişti. Filipinler 2. Dünya Savaşı'ndan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ortağıdır. 1951 yılında iki ülke arasında ikili savunma antlaşması imzalanmıştır. Filipinler Soğuk Savaş dönemi boyunca Amerikan politikalarını desteklemiştir. Bunun bir sonucu olarak Kore, Irak ve Vietnam savaşlarına katılmıştır. Filipinler Güney Asya'da komünizmin engellenmesi çalışmalarına da destek vermiştir. Japonların 2. Dünya Savaşı'nda Filipinleri işgal etmesi üzerine General Aguinaldo 1941'de tekrar siyasete döndürüldü. Japonlar Aguinaldo'yu Amerika'ya karşı bir koz olarak kullandılar. Amerikalılara karşı demeçler vermesini, yazılar yazmasını istediler. Savaştan sonra Aguinaldo bir süre Amerikalılar tarafından hapiste yatırıldıktan sonra serbest bırakıldı. Filipinler Amerikalıların çekilmesinden sonra 4 Temmuz 1946 tarihinde Filipinler Cumhuriyet adıyla bağımsızlığını ilan etti. Aguinaldo 1964'teki ölümüne kadar ülkesinde Filipin milliyetçiliğinin ve demokrasinin gelişmesi için çalışmalar yaptı. Ömrünün son yıllarında Amerika ile ilişkilerin düzeltilmesi ve daha çok geliştirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Gerçekten bu dediği gibi de oldu.
Bir zamanlar CIA ajanı olan ve komünistlere karşı Panama'da Amerikan yanlısı bir politika izleyen diktatör general Manuel Noriega'nın pasifize edilme vakti gelmişti. Amerika yaklaşık 7000 kişilik kuvvetle Panama'ya çıkarma yapacak ve Güney Amerika ülkelerinden biri daha Amerika'nın müdahalesine şahit olacaktı. XX yüzyılın başlarında Amerika, Panama Kanalı'nın inşaatı projesiyle yakından ilgilenmiş ve yapım projesini üstlenmişti. Büyük Okyanusu ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren bu kanal oldukça önemli olacaktı. 1903 yılında Kolombiya Senatosu, kanalı yapma yetkisini Amerika'ya bırakan anlaşmayı reddetti. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Panama'nın Kolombiya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesine destek verdi. Aynı yıl Amerika ve Panama hükümetleri arasında imzalanan Hay-Banu-Varil Anlaşması'yla Amerika Panama kanalını açma, işletme ve kanalın her iki yakasında 16 kilometre karelik bir arazi şeridini denetleme hakkı elde etti. 1904'te Panama Anayasası'na göre ülkede karışıklıkların baş göstermesi durumunda Amerika'ya müdahale etme hakkı tanındı. Panama kanalı 1904-1914 yıllar arasında yapıldı. Bu kanaldan her yıl 14.000 gemi geçmektedir. Bu da dünya ticaretinin %5'ini oluşturduğu anlamına gelmektedir. 1964 yılında Panama kanalında Panama bayrağı dalgalanması meselesi yüzünden çıkan isyanda olaylar giderek büyüdü. 22 Panamalı ve 4 Amerikan asker öldürüldü. 1977'de hem Panama hem de Amerika anlaşma sağlayarak uzlaşacaklarını duyurdular. 1979'da her iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı. Panama kanalının bölgesel denetimi 1979 yılından başlamak üzere Panama hükümetinde kalacaktı. Kanalın işletme sorumluluğu ise 1999 yılına kadar her iki ülkenin ortaklaşa oluşturacağı bir komisyona bırakıldı. Anlaşmadan sonra Panama iyi gelirler elde etmeye başlasa da ülkede enflasyon, işsizlik ve dış borç oldukça artmaya devam etti. Tam adı Manuel Antonio Noriega Moreno olan general 1984 yılında devlet başkanlarını ve siyasileri sindirdikten sonra ülkenin yönetimini ele geçirdi. Aslında General Noriega Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği destekle tanınıyordu ve Orta Amerika'da komünizmin yayılmasını önlemeye çalışan Washington yönetiminin önemli ortaklarından biri haline gelmişti. 1983 yılında ülkenin başına geçmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı olan CIA ile ortak çalışıyordu. Fakat 1985'te Amerika ile Noriega arasındaki ilişkiler kötüleşti. Amerika Birleşik Devletleri Panama lideri Manuel Noriega'dan rahatsızlık duyuyordu. Diktatör Noriega, Amerika tarafından uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, muhalifleri öldürmek ve Amerikan sırlarını Küba'ya satmak ile suçlanıyordu. Dönemin Amerikan Başkanı George Bush ve Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Panama'ya mali ve diplomatik bir savaş açtı. Amerika'ya göre diktatör Noriega, halka sürekli baskı uyguluyordu. Noriega, Panama'da üstlenen ABD Güney Komutanlığı'nın kaldırılmasını istedi. Amerika ise Panama Kanalı Anlaşması gereği 1999 yılına kadar bu bölgede kalacağını duyurdu. Noriega'ya ülkede oldukça büyük bir muhalefetin olmasına rağmen o, bazı Orta Amerika ülkelerinin desteği ve ulusal savunma güçlerinin varlığı sayesinde yerini koruyordu. Ekim 1989'da Noriega'ya karşı düzenlenen ve kanlı bir biçimde bastırılan başarısız darbe girişiminden sonra yönetimin tavrı giderek sertleşti. Hatta gözlemcilerin muhalefetin kazandığını belirttiği seçimleri iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri Manuel Noriega'yı devletin başından uzaklaştırmak için bir operasyon yapmaya karar verdi. Panama Kanalı önlemler çerçevesinde kapatıldı. Bunun neticesinde 20 Aralık 1989 tarihinde askeri harekat başlandı. ABD Başkanı George Bush harekatı 4 sebebe dayandırıyordu. Panama'da demokrasiyi yeniden kurmak, Panama'daki Amerikan vatandaşlarının haklarını korumak, Panama kanalını korumak ve Noriega'yı ele geçirmek. Amerika işgal savaşına adaletin davası kod adını, harekata ise geçerli neden harekatı adını verdi. İşgalin tek nedeni ise Panama kanalının kontrolünü tamamen ele geçirmekti.
Panama kanalında 13 bin Amerikan askeri bulunuyordu. 20 Aralık gecesi 7 bin deniz piyadesi Panama'daki Amerikan askerlerine destek olarak karaya çıkmaya başladı. Bu askerler ülkedeki kilit noktalara karşı harekete geçtiler. Daha sonra takviye gelen kuvvetler ile birlikte toplam Amerikan askeri sayısı 25 bini buldu. Askeri harekata Amerikan Hava Kuvvetleri de bombalamalar ile destek verdi. Başta ülkenin başkenti Panama City olmak üzere ülkenin pek çok yerinde büyük yangınlar çıktı. Henüz ilk gün Noriega'nın karargahı ele geçirildi. Noriega ise kaçmayı başardı. İlk gün sonunda Panama güçleri 50, Amerikan güçleri ise 10 kayıp 39 yaralı verdiler. Amerikan işgalinin başlamasından hemen sonra Guillermo Endara Galimani ant içerek başkanlık görevine başladı. 24 Aralık'ta Noriega yanında kalan 30'u aşkın adamıyla Vatikan Büyükelçiliğine sığındı. Viyana Konvansiyonu gereği diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığı vardı. Amerikan askerlerinin Vatikan Büyükelçiliğine girmesi büyük bir tepki doğurabilirdi. Amerikan askerleri Noriega'nın teslimi için önce diplomatik girişimlere başladı ve elçiliğin etrafını kuşattı. Girişimler başarısız olunca Amerikan askerleri dev hoparlörler ile yüksek sesli rock müziği açtılar. Ordunun şarkı listesi oldukça dikkat çekiciydi. Noriega'ya psikolojik baskı uygulamak için "Yasayı çiğnedim, Panama, tek isteğim sensin, bir roket fırlatıcım olsaydı" gibi rock parçaları açıldı. Ocak 1991 tarihinde yaklaşık 51 gün sonra operasyonlar durduruldu. Askeri harekat Amerikan zaferiyle sonuçlandı. Harekat sonunda Panama'yı savunan Panama savunma güçleri feshedildi. Amerika'nın Panama işgali Kolombiya dışında bütün Latin Amerika ülkelerinin yanında Sovyetler Birliği ve Çin tarafından kınandı. Harekatın sonuçlarına bakacak olursak 3 Ocak'ta Manuel Noriega iktidardan uzaklaştırıldı ve yakalanarak tutuklandı. Noriega, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla Amerika'ya, Miami'ye gönderildi. Noriega, Amerika'da hapis cezasına çarptırıldı. 2009 yılında Fransa'ya gönderildi. Daha sonra yolsuzluk, cinayet ve insan hakları ihlallerinden ötürü yargılanmak üzere Panama'ya getirildi. Panama'da ev hapsinde tutuldu. Noriega, bundan sonraki hayatında bir halk adamı imajı oluşturmaya çalıştı. Latin Amerika diktatörlerinin aksine iki katlı bir evde yaşadı. Bir konuşmasında "alçak gönüllüler, yoksullar ve siyahlar en yüksek otoritedir" demişti. 2015 yılında Panama televizyon kanalına bir açıklama yaptı ve yönetimde zarar verdiklerinin kendisini affetmesini istedi. Panama'da hapis yatan Noriega, 2017 yılının Ocak ayında beyninde bir tümörün bulunmasının ardından ameliyat olması için hapishaneden çıkarılmıştı. Ameliyatın ardından beyin kanaması geçirdi ve ikinci kez ameliyat alındı. Noriega, 2017 yılında Panama'da durumunun ağırlaşmasına dayanamayarak 83 yaşında hayatını kaybetti. Amerika-Panama Savaşı'nın kayıplarına bakacak olursak, Panama kuvvetleri asker ve sivil olarak toplam 514 ölüverdi. İnsan Hakları Örgütü'ne göre ise bu sayının söylenilenden daha fazla olduğunu belirtmektedir. 1908 Panama askeri Amerikan kuvvetlerine esir düştü. Amerikan askeri birliklerinin kayıplarına bakacak olursak 23 ölü verirken 325 yaralı verdiler. Birçok Panama askeri kimlik tespiti yapılmadan defnedilmişti. Bugün hala toplu mezarlardan çıkarılan insanların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. 2014-2019 yılları arasında Panama Devlet Başkanlığı görevini yürüten Juan Carlos Varela işgal sırasında ölenlerin sayısını ortaya çıkarmak için bir komisyon kurmuştu. Ülkede işgalin yıl dönümü olan 20 Aralık tarihinde tüm Panama'da ulusal yas tutulmaktadır. Felluce Savaşı Irak tarihinin dönüm noktalarından biridir. Irak işgalinde Felluce'yi asıl önemli kılan şey Sünni direniş grupları ile en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölge olmasıdır. Felluce operasyonları Amerika karşıtlığının başladığı ve yükseldiği bir operasyon olmuştur. 200'den fazla camisiyle Camiler Şehri olarak bilinen Felluce, Amerikan ordusuna karşı direnişin en sert geçtiği bölgedir. Amerika adeta şehri tamamen yok ettikten sonra ele geçirebilmiştir.
Irak, İran-Irak Savaşı ve İran-Kuveyt'e girdiği 1. Körfez Savaşı ile dünya siyasetinde ön sıralara yerleşmişti. 1. Körfez Savaşı sonunda Irak büyük kayıplar vererek Kuveyt'ten çıkarılmıştı. 2000 yılında George Bush'un başkan olmasıyla Amerika, Irak'a yönelik baskılarını artırdı. Bush, Irak'ı kötülük ekseni olarak adlandırarak işgali resmileştirmeye çalışıyordu. 2003 Mart'ına gelindiğinde Bush, resmen Saddam Hüseyin'in iki oğlunu da yanına alarak Irak'ı terk etmesini istedi. Irak Savaşı, Mart 2003'te Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde başladı. İlk 7 saatte 70'ten fazla hedef vuruldu. 3 hafta içerisinde Bağdat düştü. Saddam Hüseyin yakalandı, yargılanmasının ardından idam edildi. Felluce, başkent Bağdat'ın 50 kilometre batısında, Fırat Nehri kıyısında ülkenin en dindar bilinen Sünni şehriydi. Felluce, Saddam rejimi sırasında ekonomik ve siyasi olarak iyi durumdaydı. Irak'ın Amerika işgaline uğramasından sonra Felluce'de yaşayanlar sivil bir yönetici seçmişti. Sivil yöneticiler ılımlı kişiler olduğu için Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri Felluce'ye yoğun asker sevk etmemişti. 2003 Nisan'ında 700 Amerikan askeri şehre girdi. Bazı Amerikan askerleri bir okula yerleşmişti. Askerlerin okuldan çıkmasını isteyen Fellucililer ile Amerikan askerleri arasında başlayan tartışma giderek büyüdü. Amerikan askerleri silahlarını ateşledi. Göstericilerden 17'si öldürülürken 70'ten fazla kişi yaralanmıştı. Felluceliler ilk büyük saldırılarını 2004 yılının Şubat'ında bölgeye gelen General John Abizaid'in konvoyuna roket atarlı saldırı düzenleyerek gerçekleştirdiler. Ardından bir ay içerisinde 3 Amerikan helikopteri düşürüldü. Direnişçiler Irak polisine sahte bir ihbar yaparak şehir dışına çektiler. Polis karakoluna düzenlenen saldırıda 17 Irak polisi öldü. Şehirdeki güçlü direniş sebebiyle Amerikan askerleri şehir dışına çekildi. 31 Mart tarihine gelindiğinde ise 4 Amerikalı özel güvenlik görevlisi pusuya düşürüldü. Cansız bedenleri köprüye asıldı. Amerika direnişi sonlandırmak ve bu olayın sorumlularını yakalamak için bir operasyon yapmaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri harekatları Irak sorumlusu General Mark Kimmitt 1 Nisan'da yaptığı açıklamada direnişe sert cevap verileceğini ve şehirde asayişin sağlanacağını söyledi. Felluce'ye harekat emri yayınladıktan sonra 4 Nisan'da Amerikan operasyonları başladı. Şehir 2000 askerle kuşatılırken şehrin giriş ve çıkış yolları tutuldu. Direnişçiler halktan da destek görüyordu. Amerikan ordusu direnişi kırmak için hava saldırılarına başlasa da direnişçiler şehir merkezini ellerinde tutuyorlardı. 9 Nisan'da Amerikalı diplomat Paul Bremer uzlaşmanın sağlanması için tek taraflı ateşkes ilan edildiğini ve sivillere yardım gidebilmesi için fırsat verildiğini açıkladı. Ateşkes süresince sivillere yardım edilirken hem direnişçiler hem de Amerikan askerleri mevzilenmeye devam ettiler. 13 Nisan günü Amerikan hava saldırısı sonucu yıkılan bir cami, şehirdeki Amerikan karşıtlığını daha da körükledi. Çatışmaların şiddetlenmesi de Amerikan tarafında sonucu değiştirmiyordu. 1 Mayıs 2004 tarihinde ABD askerleri daha fazla kayıp vermemek için kesin olarak Felluce'den geri çekildiler. Felluce şehrinden geri çekilme Amerikan ordusu için büyük bir prestij kaybıydı. 2004 yılının Mayıs ayından Kasım ayına kadar Amerikan ordusu çeşitli bölgelerde işgale karşı direniş faaliyetlerini bastırmaya çalıştığı için Felluce'ye operasyon düzenleyemedi. Bağdat'a yakınlığı sebebiyle Felluce Amerika için büyük tehlikeydi. 1. Felluce Savaşı'nın ardından yaşanan süreçte direnişçiler Felluce'de yeniden tam hakimiyet kurdular. 2004 yılı yaz ayı boyunca bölgedeki Amerikan askerleri saldırıların hedefi oldu.
Ekim ayında Irak Geçici Yönetim Başbakanı İyad Allawi, Felluce'deki direnişçilerin kesin olarak temizlenmesi gerektiğini ifade ediyordu. 2 Kasım 2004'te George Bush'un yeniden göreve gelmesinin ardından Amerikan ordusu saldırı için emir bekler hale gelmişti. Felluce şehri sayısı yaklaşık 15-20 bini bulan Amerikan ordusu tarafından abluk altına alındı. Sivillere çağrı yapılarak şehri terk etmeleri istendi. Yaklaşık 50-60 bin sivil şehri terk etmişti. Daha önceden belirlenen hedeflere topçu birlikleri ve hava saldırıları başladı. Felluce direnişçileri şehrin birçok yerine tuzak, bomba düzeneği ve mayın yerleştirmişti. Şehirde 5-6 bin civarında direnişçi olduğu tahmin edilmekteydi. Şehir Amerika tarafından serbest atış bölgesi ilan edildi. Geçici hükümete bağlı 2000 kişilik Irak ordusu da bu operasyona destek veriyordu. Takvimler 8 Kasım'ı gösterdiğinde Amerikan ordusu topçu ateşinin şiddetini artırdı. Amerikan askerleri top ve tank mühimmatlarıyla direnişçilerin olduğunu düşündüğü binaları bombaladı. Aynı zamanda savaş uçaklarıyla hava saldırıları başlamıştı. Bombardımanından sonra 4000 piyade şehre Jolan bölgesinden girmeye başladı. 3. ve 8. taburlar kuzeydoğuda bulunan Alaskari bölgesinden şehre giriş yaptılar. Mevzilenmiş direnişçiler ilerleyen birliklere ağır zayiatlar verdirseler de Amerikan ilerleyişini durduramadılar. Batıdaki Fırat Nehri üzerindeki 2 köprü Amerikan askerleri tarafından ele geçirildi. Felluce'de elektrik, su, sağlık ve yiyecek sıkıntısı had safhaya ulaşmıştı. Bomba düşmeyen cadde, sokak adeta yoktu. 9 Kasım'da Amerikan askerleri şehir merkezinde bulunan Hatra Muhammedi Camii'ne kadar ilerlediler. Cami ve çevresi çetin geçen çatışmalara sahne oldu. Amerikan ordusu 8 askerini kaybederek cami çevresine hakimiyetini sağladı. Batıya ilerleyen birlikler buradaki birliklerle temas kurdular. Pentagon yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun Felluce kentinin 3'te 1'ini ele geçirdiğini söylüyordu. Muharebenin 3. gününde yoğun çatışmalar devam ederken Amerikan ordusu Kuzey Otoyolu'nda tam denetimini sağladı. 11 Kasım'da şehrin sanayi bölgesine giren ordu burada inanılmaz bir direnişle karşılaştı. Az sayıda bulunan direnişçiler Amerikan ana ordusunu saatlerce bu bölgede durdurmuştu. Bugüne dek yaşanan çatışmalarda Felluce'de 18 Amerikan askeri ölürken 164'ü de yaralanmıştı. 12 Kasım Cuma günü harekatın ikinci aşamasına geçildi. Ev ev aramalar yapılacak ve direnişçiler yakalanacaktı. Bu dönemde Kızılay Teşkilatı önderliğinde hazırlanan insani yardımın girişi Amerikan ordusu tarafından engellendi. 16 Kasım tarihine kadar son direniş mevzileri de Amerikan ordusu tarafından susturuldu. Gece yarısı olduğunda büyük çatışmalar sona ermişti. Amerika'nın Felluce'de tam hakimiyet kurması 2005 yılının sonlarına kadar devam etti. Amerika'nın aradığı Irak El-Kaidesi üyesi Ebu Musab Ez-Zerkavi başta olmak üzere çok sayıda aranan adam Felluce'den kaçmayı başarmıştı. Amerika tarafından yapılan açıklamalarda 1200 direnişçi öldürülmüştü. Tutuklananlar ise Ebu Ghraib hapishanesine götürüldü. Amerika muharebeler sırasında toplam 64 ölü ve 425 yaralı verdi. Amerikan ordusuna destek veren 6 Irak askeri de hayatını kaybetmişti. Muharebeler Felluce şehrini tamamen yıktı. Binaların %65'i yıkılırken geriye kalanları kullanılmaz hale gelmişti. Muharebelerden önce 350 bin olan nüfus 20 binlere kadar gerilemişti. İkinci Felluce Muharebesi 1868 Vietnam Savaşı'ndaki Hue Muharebesi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin dahil olduğu en kanlı çarpışmalar olarak nitelendirildi. Şiddetli çarpışmalar ve sivil ölü sayısının artması işgali savunan Saddam Hüseyin muhaliflerini bile Amerikan karşıtı direnişe katılmasına sebep olmuştu. Amerika'nın Felluce operasyonlarında beyaz fosfor, napalm, fakirleştirilmiş uranyum gibi ağır kimyasal silahlar kullanması bir savaş suçuydu.
Bu durum muharebelerden sonra doğan çocuklarda fiziksel bozukluklar meydana gelmesiyle de tescillenmişti.